Demem o ki şeyhim, benim aşağı sokaktaki evi Bayram Efendi'ye vermek isterim. İşittim ki ailesi varmış. Demek bizim muhacir Bayram'a ensar olmaktır niyetin. Niyetin halistir. Halistir ama müride emeksiz yemek olmaz Atabek. Zati Bayram'da böyle bir şeyi kabul etmez. Nasıl etmeli o zaman şeyhim? Evi veren de almaz. Almaz ama evi birlikte inşa ederseniz İşte o zaman diyecek sözü de kalmaz zar. Has dersiniz şeyhim. Müsaadenizle şeyhim. Eyvallah. Eyvallah. Hadi kızım. Sen de gir yuvana. Bak bakalım bizim oğlan iyi etmiş mi yuvanı. Demedin mi? İbadet ederken bozmak yok değil. Gel, gel, gel. Seninle de başlayacağız namaza. Öğreneceksin, tamam mı? O zaman bozmaman gerektiğini de öğreneceksin. Anan nerede? Hoş. Hoş. Çocuklar, dikkat edesiz, uzaklaşmayasız.
Ayşem. Ayşem. Elde avuçta ne varsa bitti. Şimdi ne edeceğiz? Bugün bir iş bulacağım ben inşallah. Onu dün de dediydin o. Elde avuçta kalmadı derim. Ama sen hala iş beğenip yapmazsın. Madem elinden hiçbir iş gelmez idi, olanı da terk etmeyeceydin. Tasalanmayasın Ayşem. Halledeceğim ben. İş bulmadan gelmeyesin Bayram. Gelmeyesin. Hoş gelmişsin Bayram Efendi. Hoş görmüşüm Ömer'im. Kolay gelin. Eyvallah. Kolay gelin hala. Sağ olasınız Bayram Efendi. Ayşe haklıdır. Elinden hiçbir iş gelmez senin. Ama almaşık dikmek daha iyi olur dedim. Yalnız dikersen dayatmaz tabii. Almaşık diksen dahi tutmaz. Kıldıran bu kireci o rüzgarı kaldırmaz. Görmez misin sen? Hem de onun üstündeki taşmaz aşını hakka gireriz. Tuğla ile adını yaptın mı var da taşır da. İki tuğla bir taş koyacaksın. Kesenken dağılır. Tuğla dahi kafi gelmez ama. Bana mı basit atıklar? Tamam gidelim hele. Ne ola? Neye daldın yine kapıcıbaşı? Bizim ilmi meseleyi onca vakit tartışmamız misali. Konuşur dururlar taş. Bana desen taş nedir? Taş taştır. Ne bilirim? Herkesin marifeti başkacadır. Bunu mu dert edersin efendi? Dert etmezdim Seyidim. Dinler dinler anlamazdım. Mesele değişen de benden hala kalacağı mı vardır? Üstümüze şu kisveyi koymasalar, taş üstüne taş koca, yetimiz iyi olur. Müminler.
Müminler. Müminler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel bakalım azizim. Gel. Geç otur şöyle. Ahvalin nasıldır? Himmetinize muhtacım şeyhim. Derviş tevhidini salmamalıdır. Her fırsatta dilde tevhid, gönülde hak olup durmalıdır. Eyvallah pirim. Bak bayramım. Kalp sultanlar için hazırlanmış. Dayalı döşeli, süslü bir evdir. Ama bu ev nice sebepler üzere kirlenir. Müridin vazifesi bu evi temiz tutmak, pak eylemek ve sultanın orada oturabilmesi için münasip bir hale getirmektir. La ilahe illallah zikri bu evi temizleme vazifesini görür. Bu ev bu temizlenme vasıtasıyla temizlenmelidir ki ilahi nefhalar, melekler ve başkaca şeyler oraya yerleşip otursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, zikir yapan ile yapmayan arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir. Kim tüm fiilleri, sözleri, halleri, zatı ve sıfatları ile Allah'ın zikrinde fena bulur ise, Allah asli istidadı değerince zatı, sıfatları, fiillerinin tecelliyatıyla onu sever. Eyvallah pirim. Himmetinizle yokluk idrakine ulaşanlardan oluruz. Destanınız olursa ben gideyim. Nedir belini büken bayramım? Anlat da bir hal çaresi bakalım. İş lazımdır şeyhim. Evdeki son bulgur da tükenmiştir. Bir haftadır gezer durursun. Bulamadın mı? Ayşe'nin suratına bakacak kuvvetim kalmamıştır. Bir iş var aslında. Ne dersin baba? Nerededir? Sen beğenin mi bilmem ama... Ne iş takdir ederseniz yaparım şeyhim. Yeter ki işim olsun. Emanetlerinizin yüzüne bakacak kudretim olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gördünüz mü Bayram Efendi? Bir haftadır avara gibi dolanır. İşsizdir ya, iş istemeye utanır. Bunu büyüklerim de anlamazsınız. Bugün yarın döner gerisin geri. Ne dönecek? Sultan Beyazıt savaşa girerdiler. Hele görmedin mi? Senin işkembelere nasıl baktı? Aman Sufi, ekmek parası olmasa biz temizlemek ister miyiz? Koca ayı geçti, bir çırak dahi bulamadım zaten. Ne iş olsa yaparım şeyim. İlmi usul, ilmi kelam,
İlmi siyaset, ilmi cebir. Bilin bayram, bilin. Her bir şeyciyi bilin. Sahi, nasıl bir iştir şeyhim? Mühim bir iştir azizim. Görevin pir-i pak etmektir. İşleri kapkara dahi olsa pir-i pak edeceksin. Talebeler mi olay olsa? El emeği böylesine mühimdir işte. Bizzat Rabbin ilmiyle bildirilenler dahi bir iş tutar. Kime deriz bunu? Peygamberlere deriz. Davud peygamberimiz mahir bir demirciydi. Zırhları örer, demirleri döver idi. Hazreti Zekeriya efendimiz neccar idi. Tahtayı eliyle işler, nesne olur idi. Hazreti Yunus balıkçıydı. Cümle balıkları bilir, geçimini ondan sağlar idi. Hazreti İbrahim ise duvarcıydı. Peygamberlerin bir haylisi çoban idi. Hayvanların başında bekler. Onları kollar, korur idi. Ve tabii ki peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tacir idi. Dedik ya başında, Allah'ın ilmiyle ilimlenenler dahi el işini kovmazlardı. Biz kimiz ki elimiz kalem tutar diye kibirleniriz, yarın taş taşırız, diğer gün işkembe yiyoruz. Neyse, iş iş dedik. Biz de işimizi tutalım ha. Müminler somun bekler. Bekletmeyelim kimesneyi. Bismillah. Numanım. Gelirken katırları gördüm. Emir ver de yüklerini azaltsınlar. Helak oldu canlar. Emin olur babam, hallederiz. Yemeğe kalaydın. Başka bir vakit inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Kolay gele. Hayırlı işler. Selametle. Selametle. Gel. Haydi. Selamünaleyküm şeyhim. Uğur baba. Aleykümselam. Şeyhim, bir şerbetimizi içeydik. Bir ufak işimiz var. Halledelim. Dönünce içeriz Nebi. Eyvallah şeyhim. Eyvallah. Kolay gele. Sağ olasınız şeyhim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Kolay gele efendi. İşittim ki çırak arar imişsin. Tevafuk ki Bayram Efendi de iş arar. Hayrını göresin. Bayramım temizdir. Koca Beyazıt kapısına kul etmiş. Var sen düşün, ne mahir bir çırak olacaktır. Hadi kolay gele. Şeyhim, ben koca kapucu başına nasıl emir vereyim? Bu yola girende kolu da kanadı da düşünmeyeceksin. Bayram bundan böyle senin çırağındır. Eti de senindir, kemiği de. İrtimas göstermeyesin. Emriniz olsun şeyim. Eyvallah. Hayırlı olsun.
Ne vakittir ekmekçiyle tanışıklı? En yürüden beri tanırım. Babadan farkı yoktur benim için. Kimdir, necidir? Daha teferruatlı diyesin. Somuncudur işte. Dedeyi sorarsın, seyidin. Çek şunu önünden! Tövbe estağfurullah! Estağfurullah! Kusura kalmayasınız efendiler. Sakatat ile pek aram yoktur benim. Kokusu bile midemi kaldırır. Afiyet ola sizlere. Elhamdülillah. Ziyade olsun. Afiyet olsun şeyhim. Müminler somun bekler. Bana müsaade. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah şeyhim. Kolay gele Erenler. Eyvallah. Şeyhim ezdikçe ezer kapı kulunu. Kolay gele. Daha ne kadar dayanacaksınız bakalım Bayram Efendi? Osman! Osman dur! Ne yaptın? Oğlum gel bakayım. Gel. Oh, kalk ayağa. Ha? Baban Kayseri'den gelince söyle yanıma orasın, tamam mı? Dikkat et, düşme. Hadi koş. Her işin kendine göre bir zorluğu var Bayram Efendi. Ha? Gel buraya gel. Dinelim orada gel. İşkembe temizlemek mühim meseledir. Pir pak etmek gerek ki hakka girmeyelim. Heh. İyice temizleyesin. Kolay gele. Ben talebe beklerken olana bak. Somuncu seninle alay eder görmez miydin? La ilahe illallah. Bir bak haline. Pisliğe bulandın. La ilahe illallah. Buyurasın Necmiye Ana. Hoş gelmişsin. Hoş bulmuşuz Ayşe kızım. Buyurasın. Ha çocuklar. Bakın Necmiye Ana'mız geldi. Oo yavrularım. Ay ne zahmet ettin ana. Sağ olasın, var olasın. Hadi mutfağa götüre siz onları. Hadi. Aferin. Fatıma al. Geç ana, ayakta kalma. Buyur. Ayrımız gayrımız mı vardır kızım? Senin yüzün niye asıktır? Asıl onu de hele. Ne olacak ana? Geldik geleli iş arar. Elinden gelen iş mi vardı da sanki bıraktı koca sarayı? Bayram Efendi'ye de zordur. Hem nefsiyle mücadeleye tutuşur, hem de dünya telaşesiyle.
senin onu anlaman mühimdir kızım. Sen onu anlayan da onun da yükü hafifler. Ne demişler? Kadın erkeğin yükünü alır. Doğru dersin ana, doğru dersin ama böyle de nasıl olacak? Şimdi senin geçtiğin bu yoldan evvel ben de geçtiydim kızım. Sıkma yasın canım. Bugünler geçicidir. Akşama bize gidelim. Ne dersin efendi, delirdin mi? Bitmiştir işim, dinlenirim. Eyvallah git. Buyur Aslı. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Hasan efendi. Buyur size. Bana değil. Nasılsın efendiye kardeş? İşçinin bakçasını deli kurmadan dağıt. Emrediniz. Ana, babam ne kokar? Şşt kızım. Aşımızı beğendin mi pirim? Beğendim pirim, beğendim. Pek güzel olmuş. Ne diyorduk o vakit? Eli izzet görmeyen Ecmiye ana. Afiyet, şifa olsun İbrahim'im. Kesenize bereket somuncu dede. Ay benim güzel torunum. Afiyet mal olsun. Darılma somun efendi. Senin somunlar da pek güzel. Aman efendim. Siz böyle söyleyince bahtiyar olduk. Evet. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'ıma hamdolsun. Amin. Allah'ım yemek sahibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mümin erkek ve kadınları mağfiret et. Onlara hürmet eyle. Amin. Amin.
Allah'ım kalplerimizi marifetimizin ve zikrinin nurlarıyla nurlandır. Amin. Ey celal ve ikrar sahibi Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette sıhhat, selamet ve afiyet üzere güzel bir hayat yaşamayı lütfeyle. Amin. Amin. Şüphesiz sen her şeye kadirsin Allah'ım. Senden nimetin tamamını, afiyetin devamını ve Hüsnü Fatime ile vefat etmeyi isteriz. Allah'ım Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Fatiha-i Şerife hürmetine nimetlerini arttır, noksanlaştırma. Amin. Buyurasız. Hocam kusura kalmayasınız, rahatsız ettik. Bizim bir müşkilatımız vardı, bir şey soracaktık. Sefa gelmişsiniz. Oturun bakalım. Suallerinizi sorarsınız ama evvela ağzınız tatlansın. Hocam, bazı meseleleri anlayamıyoruz. Düşündükçe daha da vesveseye düşüyoruz. Bunu söylemek belki de günahtır. Belki de düşünmek de günahtır. Ama... Anlaşıldı. Sizi şekerle savuşturamayacağız. Siz sual etmeden ben size şunu diyeyim ki... Ashabından bazı kimseler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip... Sizin söylediğiniz şeye çok benzer şeyler söylemişler. Onların da içlerinden bazı vesveseler geçermiş. Ve bu vesveseler sebebiyle korkar imişler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... bununla ilgili olarak ashabına ne demiş bilir misiniz? Vesvese sebebiyle korkuyorsanız... bu imanın ta kendisidir. Yani diyor ki... Siz o aklınız ve gönlünüzle bu vesvesenin peşinden gitmiyorsanız bu imanınızın kuvvetindendir. Şimdi madem ki sizde de benzer korku var, gönlünüz aynı iman nuruyla aydınlanıyor demektir. Şimdi sorun bakalım. Anlatın. Neymiş müşkilatınız? Hocam, elbette ki bir açıklamasının olduğunu biliriz. Ama bu açıklama nedir bilmeyiz. Allah-u Teala ahiret günü bunca insanı nasıl diriltecek? Dirilteceğine imanımız tamdır. Lakin nasıl oldu? Kışın kuruyup da kalan ağaç, bahar gelende nasıl yeşerir ise elbet öyle. Hem kainatı yoktan var eden Cenab-ı Allah için ölmüş olanı diriltmek şüphesiz ki pek kolaydır. Buyurasız. Üstadım, sefa getirmişsiniz. Hocam izninizle. Ne dersin buradan Oman Efendi? Çocuklarıyla söyleşirdik üstadım. Efendi senin hanen yok mu? Hanımın, çoluğun, çocuğun. Tüm gün inşaattasın. Akşamına da burada. Aman ha. Yuvanı ihmal etmeyesin. Bayram. Efendim. Hayır olsun. İş mi buldun? Çok şükür.
Ne iş tutarsın? Esnafın birine yardımcı olurum. Haydi sağlıcakla. Geç kalmayan ben. Kolay gele. Sağ ol aslan. Allah'ım çok şükür. Amin. Hadi herkese hayırlı işler. Bu sesi özen gösteresin, müşteriye gider. Aman ha. Hak geçmeye boğazımızdan. Buraları iyice temizleyiz. Bunlar hep ne pis kokar. Kendi kendine ettin. Var git yoluna. Çekilir mi bu meret? Çocuklarına biçtiğin değer bir kuru bulgur mudur? Helalinden bulgurdur. Bırak vesvese etmeyi. Koca saray dar gelirdi, unuttun mu? Sen ancak kendini kandırın. Sanır mısın ki hanımın, çocukların onlara biçtiği hayattan memnun? Estağfurullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hoş gelmişsin be. Kızım. Oğlum. Uy. İbrahim, oğlum. Necis bir şeydir bu. Yıka yıka çıkmaz kokusu. Ah bayrama. Sabah sabah sayende fırça yedik. Haklı burada değil ki. Bayram! Buyur. İyi temizleyememişsindirim. Müşteri yudu yıkadı beni. İyi temizle dedik. Hak geçmesin dedik. Ama senin aklın işte değil ki. Yetti gayrı be. Madem beğenmezsin al kendin temizle.
Bayram. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen buradaysan inşaatın başında kim var Vasilis Usta? Kimi tayin ettik biz oraya? Kusura kalmayasınız Kapucubaşı Efendi. Bir nefes almaya gelmiş idim. Ne diye gönül kırarsın ha Kapucubaşı? Benim önceliğim işimdir. Sorumluluğumdur Somuncu Baba. İş emanet ederiz. Öyle olur mu? Herkes işini iyi yapacak. Ne dev gelmiş? Ne konuşurdunuz bunca hararetli? Amentümüzü öğrenmeye gelmiş. Peygamber Efendimiz'i. Hazreti İbrahim'i. Hazreti İbrahim'in duvarcı ustası olduğunu öğrenince pek bir şaşırdı. Pek de sevindi. Şimdi işini iyi yapmak için gitti. Ya sen? Sen de işini iyi yapar mısın? Yaparım elbet. Gece gündüz didinirim. Buraya gelmeye dahi fırsat bulamazım. Demek işini yaparsın ha Kapucubaşı. Yap madem. İyi yap ki ahali bayram etsin. Eyvallah. Kolay gele. Selamünaleyküm Kapucubaşı Efendi. Aleykümselam Kumandan Stefan. Koskoca Kapucubaşı biz Nibolu'da kılıç salarken burada keyif çatardı. Ama yine de en büyük teveccühü o görür. Sultanımla aramıza girmesine izin vermem. Ne yapmak vardır fikrinizde? Yetti gayrı baba. Koca çarşının orta yerinde azarlar beni. Kimdir ki o? Beni koca Sultan Bayazıt bile azarlamamış. Bu kimdir ki? Gayrı başka iş bakarım. Ben çekemem bu adamı. Pislik içinde kaldım zaten. Çoluğuma çocuğuma dahi kokarım. Ve ben laf etmem. Ama o der ki, neymiş? Temizleyemezmişiz. Senin ne haddine benim yaptığım işi beğenmemek? Bitti mi diyeceklerim bayram? Emir edepten önce gelir. Eğer mürid olmak ister isen verdiğimiz vazifeyi sorgusuz sualsiz yerine getireceksin. Ama yok, vazife beğenmez isen, ama böyle bir muradın yok ise işte kapı. Yeter gayrı pisliğin içinde debelendiğin. Var git yoluna. Etme. Şeyhinin verdiği işi et. İmtihandır. Hoca Sultan Bayezid saygıyla karşılamış. Sen kalk kasaptan azar ye. Etme bayrama. Dön işin başına. Çekil onlara ver. Müritlik zor olur. Etme.
Afiyet olsun abi. Selamünaleyküm. O ne kokudu onun? Hadi bakalım efendi. Senin yerin taşladır. Hancı ağa, sağ olsun bir adamı. Gel pirim, yanıma otur. Hancı, pirime etli bulgur getir. Sağ olasın, sağ olasın. Gerek yoktur. Zaten akşam da yok. Olur mu ağa? Misafirim o. Eyvallah, sağ olasın. Pirime et verin. Ye pirim ye. Yiyesin. Ye ki doyasın. Sana bereket ol efendi. Sağ olasın. Adın ne ola senin? Bilmezim. Gayrı bilmezim. Hamid efendi. Efendi hu. Hamid efendi, bayramda gelmemiştir. Ben tez vakitte dönerim. Sen somunları yanmadan çıkarıver. Akça. Kesem. Akça kesem iyi olur. Az evvel gelen adamın işi olmuyor. Akça kesesi yoktu. Odur kesin. Varın yetişin arkasında. Etmeyen ağlar.
bilip bilmeden. Sen de ona bir mil. Bunu da tut ha, salma. Şükemli kokan adam nereye gitti? Cami inşaatı işinize uğrasın. Hayrı var mı böyle caminin? Cami için çalışmay. Düzeltmemiz için çalışın. Başının tabanıyla kendiler bunlar. Bize dert değil. Cami kilise ayrı koltuğa kestirsiniz. Onlar üstüne baş getirin. Estur! Kese bunda değildir. Demek ki handakiyle birler. Benden alıp ona verdi. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam ağa. Avcıyı avlamışlar. Aş pişirmeyiz ağa. Mevzu vardır. Sabit bekleriz. Akçamıza göz koymuşlar ağa. Hepinizin akçasına mı göz koymuşlar? Yok, sağ da benimdir aldı. Demek akça senindir sanarsın. Yaşında pek genç durmaz. Daha ne kadar sene seninle durur dersin akçan? Zabit deriz. Ne haybiye konuşursun? Akçamı çaldı derim. 3 sene. Bilemedin 4 sene daha seninle kalır akçan. Sonra oğluna kalır. Oğlun da kesin kadir kıymet bilmezin biridir. Tez vakitte hiç olur gider akçan. Gerçi şimdi de hiçtir ya. Sen ne laf edersin? De hadi dışarı. Geldiğimden beri kese oradadır. Nasıl olur bu ha? Gözünün önündeki keseyi göremeyen o gözler hakkı nasıl görecek? De hadi salın adamları. Hakkınızı helal ediyiz. Bilemedim. Görünmez lakin illa.